Soğan'ı yine konuşmaya devam edeceğiz. Soğan bu seçimin sembolü ama sembollerinden biri sadece. Evet. Bu seçimin yeni sembolü. Seçime 3 hafta kala dolar olmaya doğru gidiyor. Garip bir dolar e, tuhaflaşması var Türkiye'de. Nasıl izah edilebilir bu? E, çünkü dolar kuru vardı. Şimdi kurlar var. Evet. Kapalı Çarşı'da bir dolar kuru var bugün. 20-45 e, alış yani kapalı çarşıda dolar almak istersen 20.45. 20'de 21'e doğru gidiyor belki. Dolar satmak istiyorsan 19 19 40, 40 90 19 falan 19 94. Ama resmi kur 19.40 Yani resmi kurla kapalı çarşıdaki kur arasında 1 lira gibi bir fark var ve bu fark açılma eğiliminde. Asıl tuhaflık da şu. Dolarda şimdi bir süredir bir süredir medyada şöyle fotoğraflar yer alıyor böyle çelik tekerlekli kasalar ee, falan he. ve bunların merkez bankasına ait olduğu merkez bankasının her gün kapalı çarşıdan efektif yani fiziki dolar topladığı yolunda iddialar vardı daha sonra tam daha da vahimi bu çok vahim bir şey vahim bir gelişme merkez bankasındaki rezervlerin Yok zaten olmuş. ekside olduğunu biliyoruz artık o eksideki rezervlerin yani eksi 50 milyar falan dolar seviyesindeki rezervlerin yönetilemediği artık döndürülemediği doların seçim seçime kadar bir şok yaşatabileceği yönünde çeşitli söylentiler, iddialar, beklentiler dillendiriliyor ekonomistler tarafından. Gerçekten bunlar çok ciddi yani durumun öyle kolay olmadığını gösteren şeyler. Ama bir de şimdi BOTAŞ'ın aslında dolar tamam. topladığı yani kap e ne yapsın evet, o da bu, enerji ödeyecek. Bu, edecek bu yani. bir şey. Yani Türkiye'nin doğal gaz ithalatını yapan BOTAŞ'ın kapalı çarşıdan fiziki dolar topladığı gibi bir haber e, çıktı ve e, gerçekten olur mu böyle bir şey? Olabilir. Çünkü e, çünkü Türkiye'de Merkez Bankası'nı yönetenler, ki yöneten Merkez Bankası'nın yöneticileri değil, iktidarın bizzat. Kendisi Merkez Bankası rezervlerini arka kapıdan, kamu bankaları aracılığıyla, Türkiye'de dolar kurunu baskılamak için tükettiğini, yaktığını, habere dolar sattığını. Ve böyle bu biliyoruz ve ekonomistler, yani güvenilir ekonomistler bu politikanın, Biraz bir süre daha devamı halinde Türkiye'nin temel ihtiyaçlarını ithal edemeyecek hale geleceği evet. uyarısını yaptılar. Bilge Yılmaz ee, İyi evet. Parti İyi Parti'den ki artık genel politika bölümü başkan, başkanı e, galiba Meral değil Şener'de işte artık takdim ediyor. Yani artık Bilge Yılmaz otobüsün üstünde e, ve Türkiye'ye işte ekonominin başına e, ekibiyle birlikte geçecek Gelecek. olan arkadaşımız diye Bilge Yılmaz takdim ediliyor şimdi dolar konuşuluyor. Bugün geçen hafta soğan konuşuluyordu. İktidar ise bambaşka bir alemde yaşıyor. Yani adeta paralel alemde yaşıyor. Çok gerçekten işte ikimiz de AKP'yi başından beri izliyoruz. Yani gazetecilik tecrübemiz buna buna yetiyor. Ben açıkçası Mehmet yani böyle böyle evlere şenlik ve aynı zamanda da e, absürt bir e, seçim kampanyası izlemedim gerçekten. Çünkü seçim kampanyası dediğim zaman e, böyle şey andırıyor AKP'nin seçim kampanyası. Yani yel değirmenleriyle savaş tamam. göl, Gölge boksu yapıyor kendi kendine. Bir düşman, bir e, muarız, bir hedef belirliyor. Aslında böyle bir şey yok ve olmayan bir şeye karşı korku e, siyaseti gidiyor. Ben burada sözü sana bırakayım, daha sonra senden e, AKP'nin AKP kampanyası hakkında yani ha. Şimdi, e, bunun anlamını özellikle anlamlandırmak gerekiyor. Yoksa AKP'nin kampanyası işte LGBT'den bahsedeceğiz özellikle, değil mi LGBT tabii, konusunu tabii, çok önemli. tanıtıma da koyduk. E, alevi meselesi. Alevi mi? meselesi, Alevi meselesi derken... Kılıçdaroğlu'na tepki. Tabii. Nasıl bir tepki verdiler? Ne oldu? Ne olmuş? Diyorsun ki dolarla başla. Şimdi girdim bir bankanın hemen sen konuşurken elimde sitesine diyor ki dolar benden alırsan 20.79'dan satarım diyor. 20.79.40 diyor. Yani 20.80. Ben senden bu para bozdurursan diyor 19.39. Makasa bak. Yani bir buçuk lira ya. Değil mi? Şimdi bu hani kimse dolar almasın diye Merkez Bankası'nın uyguladığı politika. Şimdi bankalar... Aynı zamanda bankalar cezalandırılıyor. Tabii tabii. Yani dolar mevduatı tutuyorlar diye bankalar dolar çok fazla böyle... Tutma diyor. Tutma Yani TL mevduatın dolardan fazla olacak diyor. O bir baskı var. İki, bankalara büyük baskı yapıyorlar. Diyor ki sen diyor dolar almak istiyorlar vermeyeceksin diyor. Yani git 200 bin dolar iste, 300 bin dolar iste. Öyle vermiyor. Bir dakika e, makasa bak. Şimdi sen şeysin, borcum var. Gittin bankaya. Razı oldum, bu fiyata razı oldum dedim. Yani 1 lira fazlasına razı oldum değil mi? Alıyorsun parayı, ne kadar vereyim diyor. Sana diyor ki 250-300 bin dolar veririm. Daha senin borcun 600-700 bin dolar. İthalat yapmışsın. Hı hı. Malın gümrükte bekliyor. Parayı yatıracaksın. Değil mi? Orada yatıracaksın ki malını çekeceksin. Bu kadar diyor. İşine gelirse diyor. Doğru koşuyorsun. Tahta kaleye. Yani kapalı çarşıda. Çarşı. değil tahta, tahta kale orası. Yani. Şimdi oraya gidiyorsun oradan para topluyorsun. Botaş bile gidip para topluyor. Botaş dediğin işte bizim doğalgazı falan dışarıya alıp ödeyen Botaş ki ki bu kış boyunca doğalgaza para doğal doğalgaz ithalatına para ölemedi. ödemedi. Ödemedi. Niye halde? Ruslar evet. Tabii. Yani Moskova bu iktidarı desteklediği, bu iktidarın e, iktidarda kalmasını istediği için Bir yıl almayacağım dedi. E, yani ekonominizi destekleyeyim. Ben e, borca yazayım bu kış. Bu kış sıkıntı çekmeyin. Bu kış yani dövizde kontrol etmek istiyorsunuz. Dövizde çıkmasın sizden." dedi. Yani bu taş para öde yani şey, dolar falan ödemedi doğalgaza. Ki bu halde. Evet. Bu halde gidip para toplamaya başlıyor. Yani demek ki Merkez Bankası'nda falan para kalmamış, dolar kalmamış. Bu kadar büyük. Yani şimdi eskiden o hani demir perde denirdi ya bazı ülkeler, Romanya, Bulgaristan, Eski Yugoslavya şimdi üçe bölündü falan. Oralara gittiğimiz zaman bir resmi kur vardı, bir gayri resmi kur vardı. Bir orada bir Kara borsa işi vardı. Şimdi Merkez Bankası bankalar üzerinden kara borsa yapıyor bana göre. Nasıl? Ya olur mu? Sen şimdi gidiyorsun ver yüz dolarını alıyor senden yüz doları. Ver yüz dolarımı geri dediğin zaman bir buçuk lira fazlasına veriyor. Ya aradaki ne yaptın? İşlem ne? Bir buçuk lira niye fark var? Çünkü sen dolara ulaşma diye. Şimdi bunu böyle yapıyorlar ya bak. Erdoğan'da Nebati'de, Maliye Bakanı işin ne olduğunu kavrayamış değil. Ya de biraz önce sen dedin gibi hani gel değil ben neylemiz hayal dünyasına mı yaşıyorlar anlamış değilim. Ama hiç böyle bir dönem olmadı. Ya şimdi 20-79 değil mi? Ya adam esnaf şu ha demek ki dolar 21 lira diyor. Sen istediğin kadar oraya çak 19-30 de 19-50 de 19-20 ne dersen de tıkırt tıkırt sahaya çıktığın zaman eğer 20'nin üzerinde 21'e yaklaşmışsa adam diyor ki ha bu 21. Demek ki dolar bundan sonra 21 lira. Ben şu gözlüğü satarken 1 lira koyayım üstüne diyor. 2 lira koyayım diyor. 5 lira koyayım diyor. 10 lira koyayım diyor. Niye? E ben bu gözlüğü diyor 100 liraya aldığım zaman adam satacak para kendici. Ana üreticiye diyecek ki 100 lira ise alıyorum 110 liraya satıyorum. E döndüğüm zaman diyor ki 110 liraya alacağım. O zaman ben bunu şimdiden 120'ye satayım ki diyor. Onun farkını var. Bunun farkında değiller. Yani serbest piyasada dolar 21 lira olmuş bugün itibariyle. Bugünün bence en önemli meselesi bu. Bir de, Şimdi bir de, herkes şeyde, pozisyonunu tam, buna tam, göre yani alıyor. Kapalı çarşıda da makas açılıyor. Mesela kapalı çarşıda alış satış fiyatı arasındaki fark Çok birkaç iyi. kuruşla ölçülüyordu daha iki, iki güne kadar. Şimdi bak bugün 40 kuruşa çıkmış. Burada da ilginç bir şey var. Yani bu Sanki Kapalı Çarşı'da dolara talep yokmuş gibi. Yani doları düşük düşük fiyattan alıyorum demek. Ben tok alıcıyım demektir. Yani dolara ihtiyacım yok demektir evet. öyle mi acaba? Bilmiyorum. Evet. İşte o yani, makasta çok mançeste yani, işte. var burada. Ama şimdi bak. Yani. Banka banka 19.40'tan Merkez Bankası'ndan doları alıyor. Değil mi? Koycu cebine 19.40 ilan edilen Merkez Bankası koru. Şimdi X banka gidiyor 19.40'a. Kaça satıyor? Bütüş bir paraya satıyor. Aradaki şeye bak. Şimdi ay oradaki para dolar var mı? Var. 19.40'tan alıyoruz. Satış satış talep çok olduğu için e, onun o. onu açın, düşün. Makası açın diyorlar. Yani i̇şte bankalar, Merkez bankası, ver, bankası diyor ki bankası almasın diyor. diyor. Ben diyor bak bunu 19.40'ta tutuyorum diyor. Sen 21 liraya yap ki kimse gelmez. Liralaşma diye adı altında. yani. Güya bu liralaşma. Yani. Güey. Ama Güey. kur korumalı ya girenlerin hepsi yandı. Ya çok gerçekten ekonomik işler ama çok ama ama yani zaten Türkiye'nin gündemi ekonomi şu an ve şöyle bir iktidar var. Bütün ekonomi kadrosunu milletvekili yapmış İşte Nebati'yi koymuş. Nebati'yi de Urfa'lı Nebati'yi Mersin'den milletvekili birinci sıradan koymuş. Ondan sonra Mersin'de sandıkları patlatın falan diye de talimat veriyor. Üç hafta sonra nebati yok. E sonra kim var? Yani bu da belli değil. Tabii. Yani bu iktidar şu an ekonomide ne yapacağı hususunda, ekonomi Türkiye'de daha da derinleşecek olan bir ekonomik krizden Türkiye eğer iktidarda kalırsa ne yapacağı hususunda hiçbir şey söyleyemeyen. Söylemeyen demiyorum, söyleyemeyen bir iktidar. Bir şey söyleyemiyor. Bir Mehmet Şimşek lakırdısı çıkarttılar ortalığa aslı astarı yok. Ama o da ters tepti. Evet ters. Yani doların yükselmesinin yok. nedeni e... Mehmet Şimşek aa Mehmet Şimşek kabul etmedi. Demek ki eski. Bir de çıkıp şey dedi. Geçen gün Erdoğan çıktı dedi ki faiz dedi 8.5 daha da aşağı indireceğim. deyince millet Devam panik. Edeceğiz, dedi. Aa, dedi ki bu bu tamam. Anlamadı bu Devam. meseleden dediler ve herkes kura yüklendi. Şimdi sen faiz 8.5 diye bir faiz var mı? Yok ki. Sen paranı götür. Yani 100 liran var, 1000 liran var. Bir bankaya götür, yani %30 onu, veriyor. Onu KKM'de şey yaptılar, serbest bıraktılar. Ama yani işte enflasyon %50. E faiz yani, %30, faiz, 35. Yine yine eksi, negatif faiz. Eksi faizde. tabii ki. Yine yani Sen kendini korumak... Şey al, tüketici kredisi iste. Bir, bir de bir de şöyle bir şey tük, tük, yani tüketici kredisi 35. bankalar çok Vermiyor çok zaten. vermiyorlar. Neticede şöyle bir şey var. Yani bu bu bir gerçek ve zaten bu gerçeğin, bu ikilimin etrafında dönüyor bütün iktidar ve muhalefetin söylemi ve kavgası. Eğer iktidar, iktidara tutunur, iktidarda kalırsa şunu ya da bunu yapıp, Türkiye'yi gerçekten büyük bir felaket bekliyor. Dolar alıp başını gidecek. Korkunç şeyler söylüyorlar. Ben burada tekrar etmek istemiyorum. Çok yüksek bir seviyeye çıkacak. Bu söyleniyor. Ondan sonra sermaye kontrolleri mi olur, ne olur? Faiz arttırımı kaçılmaz olarak gündeme gelecek tabii ki falan. bunlar olacak. Ama tabii ekonomi, ekonomi içinde ani duruş beklentisi de var bu arada. bir de tabii esas iktidarın burada bir handikapı var. O çok büyük. Bunu aşması mümkün değil. Yani iktidar, iktidar kendi engelini, kendisinin mevcut ekonomik krize çare bulamama engelini ancak ve ancak kendisini ortadan kaldırarak bulabilir diyorsun. Yani evet. iktidarın Türkiye hakkında uluslararası uluslararası aktörler nezdinde güven yaratması için en iyi yapacağı yapabileceği şey tek şey iktidarın kaybetmektir. Ha, bu arada iktidar değişirse, evet işte orada zaten bütün bu sancı başlıyor iktidarın sancısı. İktidar değişirse dünyayla daha uyumlu çalış, çalışabilecek kurumsal kurumsal kapasitesini Türkiye'nin kullanacak. Merkez ba ba Bankası bağımsızlığına e, bağımsızlığa birinci de önem verecek e, bunu e, zaten Deklarasyon'dan. eden, e, kurumsal, yer, kural kural temelli bir ekonomi politikası ki buna ortodoks e, ekonomi politikası deniyor. Yani Herkesin bildiği bildiği gerçekleri, bilimsel gerçekleri reddetmeyen faizle enflasyon arasındaki ilişkiyi tersten kurmayan düzgün Kur'an normal Kur'an bir yaklaşım. Bunun sonucunda da işte ne olacak? En önemlisi Türkiye'nin yönetilebilir bir ülke olacağı. Türkiye'de ekonomi yönetiminin öngörülebilir olacağı. Türkiye'de bir de tabii yargının düzeltileceği, düzgün bir yargı olacağı inancının sistemi. evet en azından o yani gibi. yani profesyonel, bağımsız ve tarafsız bir yargının kurulacağı yönünde verilen bir teminat var ki en önemli şey bu. Bir yatırım iklimi, yatırıma uygun bir iklim oluşturulacağı söyleyen bir, bunu söyleyen bir muhalefet var ve bu muhalefet güven verdiği nispetle de Türkiye'ye Kaynak girişi artacaktır. Mesele bundan ibaret. Şimdi bunu boğuntuya getirmeye çalışan bir iktidar e, var. Bugünkü nasıl yaptığı konuşmalarda. Nasıl neden? yapıyor bunu? Evet. Şimdi biraz da istersen e, Ya bir de şunu gelelim. söyleyelim bak. Başka bir ekonomiyi şey yoksa. kapatırken ya 500 liralık banknot hani çıkaracak diyorlardı ya. Hmm. Bugün ben baktım diyorlar kesmiyor 1000 liralık tabii, banknot. Tabii. Tabii. Yani, tabii. Yani şimdi Cumhurbaşkanı gidiyor, çocuklara para dağıtıyor. Böylece bir de 200 lira evet. çıkacak. 200 lira veriyor ya. Büyük para değil mi? Türkiye'nin en büyük parası 200 lira. Evet. Bir para olmadığını biliyor evet. Cumhurbaşkanı. Yani 200 lira bahşiş parası. Evet Böyle alıyor tık tık, tık daha dağıtıyor. 200 lira çok büyük parası. Biden'ın yani. yüzerlik banknot evet. düşün yani Böyle bir şey evet. olabilir mi? Yani. <laughs> böyle. Yani, bir de ayıp yani. Evet. Cumhurbaşkanı Özellikle de basmıyorlar. çıkıyor böyle. Özellikle de basmıyorlar. Paraleli, evet. Enflasyonist tablo. Şey, ama bin lira basacaklar. Yani evet. o kadar. Hani bir sıfır, sıfır attılar ya sıfır koydular. Hmm. Ya olabilir Şu mi? Şimdi? Sıfırı koy da bin lira basmak zorunda. Hmm. On lira demir para olacak diyorlar. Şimdi hmm. on lira, beş lira. Ka yani bir şey var ya. on lira demir para ya, tabii evet. ki yani. Bir lira diye bir şey kalmadı men. Bir liraya evet. ne alacaksın? Alacağını evet. hiçbir şey. On lira evet. yok ya. Evet. Öyle bir hale getirdiler ülke. En küçük para bin lira olacak. Hmm. Yani. E ne yapacak? Yani sekiz tane para alacaksan bu ya iki maaşın diye. Kadar böyle. Dolayısıyla Asgarici. enflasyonu nasıl önleyeceğini bilmeyen, bilmeyen, anlatamayan ve bugüne kadar yaptığı her şey ters sonuçlar doğurmuş bir iktidar evet. var. Bu iktidarın da kendi seçmenini uyutmak için, kendi seçmenini korkutmak için kullandığı yöntemler var çok ilginç Bugün, bir Bugün Manisa'da şeyde dinledim, Gemlik'te diyor ki mesela. Hmm. Tok yaptık gördünüz değil mi diyor. Çok hmm. güzel oldu değil mi diyor. Ben onunla geldim diyor. Herkes karanfiller attı diyor şimdi. Hmm. Ya, yani ya tok satıyor ya millet hmm. evine et alamıyor. Bak hmm. tok yaptım Diyor ki Osman Gazi köprüsünü yaptım. Yol olmadım geçiyorsunuz değil mi diyor. Millet bravo geçiyoruz diyor. Kaça ya, geçiyorsun? Hayır sen yapmadın ki. Yaptın o mı mesele. Ha o yapmadın mesele. ki birisine verdin al bu alırsın dedin. Yap köprü al sana 40 sene para ödeyeceğim dedi dolar üzerinde. İşte tüneli ben yaptım diyor. Sen yapmadın ki. Ha, yani Nece kamu yani. bankalarından kredi verdi. E veriyorsun tamam da benim paramı gel. Ay, kendin yap o zaman. Bak bayramda köprüler, yol, otoyollar dedin ki bedava. Hadi müteahhitlerin yollarını bedava yapsana. Hmm. Yapamıyorsun ki senin değil ki çünkü. Mal senin de 30 sene onun mal. Adam istediği gibi kullanırım diyor. Şu kadar paradan ben ödeyeceksin. Taahhütname edeceksin. Buna karşı şu muhalefette çıkarsa diyor ki Muhalefet diyor gideceğim mahkemeye diyor tahkime gideceğim diyor uluslararası diyor. Erdoğan da karışık diyor ki gidersen diyor nasıl diyor sen gidebilirsin oraya diyor. Yani bizim paramızı koruyacağına başka şeyler. Bugünkü konuşması hakikaten biraz kaygı verici ve şeydi bir de biraz hani oraya geçelim istiyorsan. Hı hı. bütün şeyi işte bu sanki bu Neyse LGBT'ye sarılmış. Enflasyondan bahsettik ama sözünü kestik ama bak yani bu atlat yani bundan ha. bahsetmeden Hı. geçemeyiz. Tamam. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan sıfır sorum, sorumlu. Hiçbir şeyden sorumlu değil. Ya yani 21 yıldır iktidarda. Türkiye yönetiyor ama Türkiye'nin hiçbir sorunundan kendisi Sorun değil. sorumlu değil. Üretim maliyetleriyle ilgisi olmayan Aşırı fiyat artışlarının gerisindeki aç açgözlülerden hesap soracağız demiş. Yani onlar yapıyorlar. fiyat artışlarının sorumlusu açgözlüler. Bazı aç açgözlüler varmış. Hesap soracağız. E, sorsana. Yani hesap sormak için 14 Mayıs mı bekliyor acaba iktidar? E, niye yıllardır sormuyor, iki yıldır sormuyor? E canım, bu, marketlere bu, baskın yaptı, bu kasaplara yaptı. Soğanın, soğanın kilosu mani, 3 liraydı efendim. 2 liraya düştü. 30 lira falan. Şimdi gerçekten şimdi bakıyorsun konuşmalarına birkaç gündür ben baktım yani, yani konuşmalarına. E, kendi seçmenini LGBT diye bir hayali bir tehditle oyalamayı evet. ve korkutmayı Aileyi seçen evet. bir bir liderlikle karşı karşıyayız. Ve akla gelmeyen şeyler. Yani kendi ifadelerinden okumak istiyorum. Şurada. Gençler evliliğe karşı durmak yok. Siz bu LGBT'cilere bakmayın. Bak LGBT'cilere. <laughs> LGBT'cilere. Muhalefet <laughs> partilere. Bu CHP LGBT'ci. İyi Parti LGBT'ci. Ya ne demek LGBTci? Yani e, ve CHP LGBTci ise yani ne demek bilmiyorum ne olduğunu ama insan bir kanıt bir şey gösterir. Nitekim falan HDP LGBTci Cumhur İttifakı kutsal ailesiyle bu yolda yürüyor. Yani e, izledim. Bütün bunlar, bunu. bütün bunlar, bütün muhalefeti tırnak içinde eşcinsel yani ilan bütün etti. Türkiye'de eşcinsel zaten... yanlısı ilan etti. Kızlarımız, yani kızlarımız yani. lezbiyen, bütün erkekler de çocuklarımız da gay olmak için sıraya girmişler. Erdoğan da onları koruyor. Bütün, yani böyle bunu, bir manzara bunu, yaratıyor. Bunun mesnedi ya. neydi? Bak. Başörtüsüne anayas anayasal güvence getireceğim dedi ve tamam. bunu e, böyle tek yanlı bir şekilde muharebe... ama anayasayı çünkü değiştirme şeyin yok yani çoğunluğu yoktu. Yok. Bunu tek yanlı bir şekilde getirdi. E, tabii ki yani tam bir seçim e, şey olduğu için, numarası olduğu için de, muhalefet buna tabii ki destek vermez. Niye versin? Yani senin yazdığın, kimseye danışmadan yaptığın bir şey yani içinde. Işte. Evet. E, ve çoğun şeyi bulamadı, desteği bulamadı. E tamam Kadık oldu, geçti gitti. Oradan bir seçim hikayesi uydurdu. Yani bütün muhalefete LGBTC. Yani, Sapkın akınları destekleyen yes. Ya, böyle bir, böyle mi desteklemiş olunuyor? Ne yapılıyor mesela? Ya. O da o da belli. Bir de terör meselesi var. Bak bugün konuşmada, pardon lafını gördüm ama. Bugün Süleyman Soylu konuşuyor. İstanbul'da aday ya o da. Ee, demiş ki 86 terörist kaldı. Bak. 86 bitirdik bu işi dedi. 86 kişi kaldı dedi. Hepsini de biliyoruz diye. Bugünkü demiş. Peki Erdoğan bütün Bahçeli'de Meydanlara çıkıp Bahçeli bugün Kastamonu'daydı. Geliyor PKK geliyor. Bu muhalefet alırsa PKK şehirlere inecek. PKK ortalığı yakacak, yıkacak. Geliyorlar cezaevlerini boşaltıyorlar. Hepsi gelecek. Türkiye'nin başına bela olacak diye bağırıyor. Ya İçişleri Bakanı diyor ki 86 kişi. Ya Türkiye 86 kişiden mi korkuyor? Soru bu. 86 terörs kaldı. İçişleri Bakanı şimdi ya. Şimdi bir de bir de yani o tabiri kullanmak istemiyorum. Cumhurbaşkanı son günlerde aşırı şekilde, aşırı artık yani mesnetsiz ama tam asılsız, yüzde yüz asılsız şeyler söylüyor ha. muhalefetten. Yani asılsız ve bunu biliyor asılsız olduğunu söyledi. Yani ve kendi seçmenlerinin o gün işte kimseye alanı dolduranlar onların onlara bakarak okuyor. Belki de sen onlara bakarak okumuyor. Promptadan okuyor. Onların yüzüne de bakmıyor bunları söylerken ama yani ne şu, mesela? şu cümleyi kurabiliyor mesela. Bunun yanında diyor, şimdi Bay Bay Kemal görüşmesini yaptı mı? Şimdi terör örgütünün parlamentodaki temsilcileriyle HDP, Bay Bay Kemal görüşmesini yaptı mı? Yaptı. Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölüm, ölümüne neden olan terörist Selo'yu bile çıkartacağım diyor. Elhak bu, bu, bu yani Selahattin Demirtaş siyasi olarak içeride tutulduğu için Osman Kavala gibi bir hukuk düzeni hakim olduğunda Selahattin Demirtaş'ın e, gerçek Selahattin Demirtaş'ın orada tutulmasının hiçbir mesleği olmadığı da görülecektir. Hukuki mesleği yok. yok. Tamamen bir siyasi tutsak. Bunu bunu kabul etmek lazım. Ama sonra bak ne diyor? Bunun yanında Apo'yu da çıkaracağım diyor. Ya <laughs> Daha böyle Ağzından bir böyle bir şey duyu, duyu, duyulmuş ya. mudur Kemal? Ay Diyanet'te diyorsun? kapatacağım diyor. Sen Apo'yu çıkaracağım diyor diyor kendisi meydanda kendi kitlesine. Bunu diyen kim? Sonra bunun yanında Meral Hanım, bunun yanında Meral Hanım o da söylüyor diyor. Yani Meral Meral Akşener'in hmm. Apo'yu çıkaracağını söylediğini iddia ediyor. Bu artık yani bunu bu bu söyleyecek yani ifade çok ifade var da burada bu da burada söylemek istemiyorum. Sen işte söyle gitsin ha, seç kim etkilenirse etkilenirsin falan diye çünkü bir söylemek istemiyorum şey. çünkü gerçekten adak bir şey daha var. Bay, Bay Kemal Londra'nın tefecilerinden 300 milyon dolar getirecekmiş. Şimdi Türkiye'ye kendisi getiremediği zaman parayı başkasının getirdiği para tu kaka oluyor. Murdar oluyor kendisi getirirken iyi. Süper, Sen onu oğlum. söyleyecektin ben söylemiş oldum. <gülüyor> geçen, <gülüyor> geçen programı bitirirken şimdi kendisi getirse getirdik. Bak parayı getirdik falan. E peki yani eee Suudiler'den 5 milyar dolar, oradan Katar'lardan 10 milyar dolar falan. O zaman alkış. Bravo, o zaman bravo. Paralar geliyor. Şimdi bu paranın, bu paranın da yani uluslararası sermaye olduğunu, yatırım sermayesi olduğunu falan söylendi. Şimdi bay bay Kemal diyor. Böyle atmakla falan olmuyor. Ondan sonraki cümlesi çok e, şey gerçekten yani e, ibretlik bir cümle. Esrar eroin kaçakçılarından para getireceksin. Yok böyle bir şey ya demiş. Yani e, akıllara durgunluk veren bir Londra'dan haleti, para aldın mı diye tefeci parası. Akıllara para durgunluk desin. veren bir haleti ruhiye. Niye biliyor musun? Şu metin içinde yani bugün yaptığı konuşma. Bursa genlikteki Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsünün Temel Atma Töreni. Bu da yani devlet kesesinden harcanan bu temel atma töreni evet. diye devlet kesesinden seçim propagandası seçim kampanyası yürütüyor. Yani partisinden sıfır kuruş çıkmıyor. Ha, çıksa Değil. da ne olur ki? Şimdi, şimdi burada bu metinde saydım ben tam sekiz kez bir iki üç dört beş bir kere daha sayayım altı. 7 evet. 8 kez. Tam 8 kez. 14 Mayıs'ta sandık Bunları sandıkları patlatalım. 14 Mayıs'ta sandığa sıkı sıkıya sahip çıkmaya var mıyız diyor. 2 cümle sonra tekrar. Gümbür gümbür 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya. 14 Mayıs'ta sandığa sıkı sıkıya sahip çıkmaya var mıyız? 14 Mayıs'ta bu yedili masayı gömelim. 14 Mayıs'ta sandığa da. gömerek onları bütün heveslerini kursaklarında bırakacaksınız. 14 Mayıs'a sandıkları patlatmalıyız. 14 Mayıs'ta Bursa'dan güçlü bir destek. Şimdi bak bu, burada çok ciddi aslında e, psikoanalizin alanına giren bir durum söz konusu. Burada çok ciddi bir korku var. İktidarın, iktidar zeminin ayağının altından kaymakta olduğunu görüyor. Bunu hissediyor çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, politik, sezgileri, gerçekten refleksleri değil e, olabilir. Zamanla biraz e, zayıflamış olsa da yani gerçeklikle alakasının e, zayıfladığı zayıflaması nispetinde. Çünkü o alaka sayesinde uyarı alır, doğru uyarıyı alır ve doğru tepki verir. Şimdi bu bu zayıflasa bile görüyor. Gördü ve ve aslında bu korku, bu endişe. bir de sana katılmıyor. Peki tamam bu korku ve endişe. Onu söyle korkusunu asılsız söylemlerle aslı astarı olmayan ben de. söylemlerle bir şey diyorum. Hemen, kendi, hemen. Kitlesine, bir, bir trik, hı hı. kendi kitlesine bir kitlesine projekte ediyor. Onlara aşılıyor bunu LGBT falan filan. Yani homo homofobi aşılıyor. Homoseksüellik korkusu aşılıyor. Korkunç bir şey bu. En en temel dürtüsel 아니, mezhep konusuna da geleceğim geleceğiz onu konuşacağız zaten en böyle yani e, bilinç altında kalmış olan kalan e, toplum adab e, toplumsal e, ahlakın e, bir yerde beşeri münasebetlerin e, insana e, insani ilişkilerde bu kadar çok tezahür etmesine falan müsaade etmediği şeyler bunlar aslında böyle bu sürekli insanlar bununla yaşayamazlar ne iş yerlerinde ne okulda ne orada ne burada yani bu mümkün değil ama bunu bunu sürekli bunu dürtüyor dürtüyor dürtüyor. Bu e, e, korkusuna ortak etmeye çalışıyor ve kitlesinin sandağa gitmeyeceği korkusu da var. Aynı zamanda kitlesine de güvenmiyor. Güvenmiyor. E, kitlesi tarafından kendi kitlesi tarafından bu ekonomik kriz yüzünden cezalandırılmaktan da korkuyor. Yani katmanlı bir korku bu. Ve bu katmanlı korku korkuda sürekli işte böyle aynı mesajı veriyoruz. 14 e, 14 e. Buyur. Katılmıyorum. Şuna katılmıyorum. Şöyle bir durum vardı benim teslimlerimde. Bu 2011 seçimlerinde de, 2015 seçimlerinde de Erdoğan aynıydı. Erdoğan olmayacak şeyler söylüyordu. Olmayacak ithamlarda, iftiralarda bulunuyordu. O zaman Ergonokon, Balyoz, bunlar, hiç şunlar, bu kadar, bunlar hiç böyle, bak, bu ona geleceğim. Evet, bu seviyede yani, değil. değil. Doğru söylüyorsun. Ama şöyle bir algı vardı toplumda. Ya er, vaatlerine. Ya yapar adam ya. Yapar. Bu kadar güçlü yapar. Şimdi zaman geçtikçe Erdoğan'ın söylediklerini yapmadığı ortaya çıktı. Yapamadı. Vaatlerini yapamayacağı. Hayır. Vaatlerini yapan gelirine getirdi mi? 2012 hmm. yılında çıktı bize dedi ki kardeşim 2023 yılında kişi başına 25 bin dolar dedi geliriniz olacak İlk dedi. İlk ona gireceğiz dedi. Böyle alkışlamadık mı? Hmm. Millet hurra gidip oy vermedi mi? 500 milyar dolar ihracat olacak dedi. 280'de kaldık. 2028'de bize 400 milyar dolar vaat ediyor. Bu sene 25 bin dolar olacaktık. Bize diyor ki bana oy verirseniz 2028'de 16 bin dolar olacak. 5 yılda asabredin diyor. Şimdi söyledikleri boşa çıkınca, boşa çıkınca senin dediğin bu toplumsal meseleler, o itamları, o şeyler daha ön plana çıkmaya başladı. Şimdi diyor ki mesela aracını değiştiriyor bugün mesela dolmuşunu sat, minibüsünü sat, yenisini alırsan öteve almayacağım diyor. Kılıçdaroğlu geçen sene söylemiş. Bana oy verirseniz demiş böyle. Maliye Bakanı da ya atma demiş. Olur mu ödevi almadan. E bugün aynısını söylüyor. Şimdi o vaatlerini tutmuyor. Öbür tarafa dediğin gibi başka şeyleri abartmak lazım. Neyi abartmak lazım? İnsanın aklına hitap edemiyor. İnsan aklına hitap ettiği zaman insanlar düşünmeye başlıyor. Ya sen söyledin de nasıl oldu? Ben pazara gittim işte et alıyorum. Ya 350 lira olur mu? bir kuş başı et alıyorum. Ya, yağlı işte yemeğime kuru fasulye yapacağım. E, 350 lira büyük para baktığın zaman. O zaman beyne hitap edince neye hitap etmek lazım? Duygulara hitap et. Ne yapacaksın? Bak senin kızın gider elden ha. Aile kaldı alır. Bak senin oğlun sapkın akınlara bu muhalefet var ya onları destekliyor. Fena olur. Dur bak terör gelecek. Ya İçişleri Bakanı 80 kişi kaldığı Cumhurbaşkanı diyor ki terör çok felakettir diyor. Bugün ya izlemeyenler ne olur girsin videosundan şurada burada haberlerde verince Bahçeli'nin devlet Bahçeli'nin MHP genel başkanı Bahçeli'nin Kastamonu'daydı. yanılmasam. Ya bir mitingini baksınlar. Şimdi bak ön sıra o, ya önde böyle bir 7-8 kişi sıra olmuşlar böyle. Arkada şey, e, Lacivert şey beyaz gömlek ve takım elbise de insanlar duruyor. Demek ki onlar görevli. Yani i̇nsan mitinge değil mi? Takım elbise kravatla gitmez. Onayı dizmişler oraya. Partili. Ya ama işte orada Bahçeli'nin ekibi gelmiş. Ankara'dan gelmişler herhalde onlarla birlikte. Dizmişler. Kamera da onları çekiyor. Ya bari onları çekmeyin. O kadar söyleyecek laf. O da dönüyor. Bu Kılıçdaroğlu zaten diyor. Terörü azdırıyor diyor. Bu Akşener içimizden hain çıktı diyor. Bunların hepsi böyle diyor. Bunlar o da diyor Diyanet'i kapatacaklar diyor. Şimdi Diyanet'i kapatacakların tercümesi ne? Tercümesi camileri kapatacaklardır. Evet. Ya Kılıçdaroğlu diyor ki yok öyle bir şey. Biz öyle bir şey olur mu diyor. Hiç fark etmiyor dediğin gibi. O doğrudan diyor ki ben söylerim. Kafalar karışsın. Zihinler bulansın. Hı. ne inlenden izi kalsın yeter. Din, din yani bir, din, bir eşcinsel, iki, eşcinsel. Iki, yok, iki din din şimdi Diyanet bunun bir ayağı Diyanet elden gidiyor de, gidecek de. yani diyaneti kapatacaklar demek din elden gidecek demek tabii camiler i̇ki, kapanacak demek o en yok e, buradan artık aile gitti a, aileyi de şey buradan Kem, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun alevi nokta videosuna gelelim. Ha, gelelim evet. Şimdi bu ıı, müthiştir. Evet. Şimdi bu video bir defa en son ben not ıı, aldım saat 17.30'da bugün 29.8 milyon kez seyredilmişti. 29 29.8 milyon. 29.8 yani 30 milyon işte olmuştur. Twitter ee, tweet ise 106 milyon kez görülmüş. Tweet bu, ayrı. Evet. Bu tek başına bir dünya rekoru. Yani Biliyorsun o konuşuldu. Yani evet. Messi, Messi ben tekrar Messi, Messi'nin. Ben sonra. Bir, evet. evet. Ondan onun onu geçmiş durumda şu an Messi falan da geçmiş durumda. Eminim burada bunu sadece muhalefet değil, iktidara oy verecek olan insanlardı. Çünkü alevilik konusu. Hassas açısından, aç, açısından da ilgi çekici ve merak edilen bir konu olduğu için onlar da seyrettiler. Onlar seyrettiler burada sadece alevilik meselesi değildi söylediği çok çok önemli şeyler vardı o kısa kısa videoda. mesela? Ee, mesela bir tanesi, şimdi bir, birincisi gençlere hitap ediyor. Bir cevap niteliğinde değil, proaktif. Reaksiyon yok ortada, doğrudan gençlere hitap ediyor. Ondan sonra da, ondan sonra da kendi kimliğini açıklıyor. Fakat kimliğine saplanıp kalmıyor. Kimliğini kimlik siyasetini aşmak için kimliklerin gizlenmemesi, tam tersine saklanmaması, ifade edilmesi gerekiyor. Bunun öncelikle kabul edilmesi gerekiyor. Herkes, herkesin kimliğini kabul ederse kimlik siyaseti yapılamaz hale gelir. Burada Kemal Bey üstüne düşeni çok medeni bir şekilde yapıyor ve sonra bu da çok rahatsız. Sonra ettim. liyakat çağrısı yapıyor. Diyor ki insanın yani aslında çok kültürlü bir toplumuz. Ee, i̇nsanın kimliğinden ziyade ahlakına bakın. Ahlak, yani bütün dinlerin, e, dinleri ortadan kesen yahut dinli ya da dinsiz, otonom ahlakı da vardır insanın. Yani e, evet. insanlığın ortak ahlakı nedir? Onu diyor ki kul hakkı yemem, harama el uzatmam. Hak yemem diyor, hırsızlık yapmam diyor. Ee, ondan sonra Mal'e dokunmam, el uzatmam diyor. Ve işte e, tamam diyor yani kimliklerimiz bizi biz yapan varlığımızdır ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir. Ee, utanmıyorum, saklamaya gerek evet, duymuyorum evet. diyor. Çok önemli bir şey. Korkmuyorum diyor aynı zamanda. Ancak hayatta seçebileceğimiz çok önemli şeyler var. İyi bir insan olmayı, dürüst olmayı, ahlaklı olmayı, vicdanlı olmayı, erdemli ve adil olmayı seçebiliriz. Bunu seçtiğimiz zaman diyor. Toplumu hızla değiştiririz. Daha iyi bir ülkede yaşarız. Yani bu aslında Türkiye'deki kimlik siyasetinin aşılması ne için Tabii, bir manifesto, bir çağrı bu. Bir manifesto niteliğinde bu. Sadece kimlik siyaseti aşılarak aslında Türkiye'deki Kimlik eksenli kutuplaşmaların, olacaksa Türkiye'de kutuplaşma, kimlik eksenli olmaktan çıkıp olacaksa e, işte bu noktada liyakat yani iyi yönetim e, gibi olması Türkiye'yi yönetenler ve yönet, yönet, iyi yöneteceğini iddia edenler arasında olmalı, olacaksa sınıfsal olmalı. Bu manada sendikal mücadele falan bunu kastediyorum ve e, aynı zamanda da iyi insanlardan bahsediyor burada dürüst olmayı, ahlaklı olmayı, vicdanlı olmayı Türkiye'deki şu an olması gereken kutuplaşma hırsızlarla, hırsızlarla, hırsızlık şebekeleriyle iyi, ahlaklı ve vicdanlı insanlar arasında olması gereken kutuplaşmadır. Bu kutuplaşma olması gereken kutuplaşmadır kardeşim. Yani evet. çünkü biz bunu, biz bunu yolsuzluğun depremde öldürdüğünü gördük. Bak yolsuzluk, yolsuzluk, yolsuzluk. Öyle siyasallaşmıştı ki artık muhalefet ya etkisi olmaz yolsuzluk demeyelim ısraf diyelim demeye başladı ve is, israf falan demeye başladılar. Hayır kardeşim. Yolsuzluk, hırsızlık. Çünkü çalınan halkın parası. Çalınan başka ceplere aktarılan halktan toplanan vergiler. Onlar senin paran, benim param. Emeğimiz, kanımız, terimiz, canımız. Rüşvet canım. tamam yaptım mı? oldu oldum anlayış. Yaptım. Şimdi, ha şimdi bunu koydum bu, binayı buraya. Tabii. Ben bire bire mal, ol, mal edilen şeyi üçe mal ettim Tabii. diye gösterip ondan sonra o ikiyi kırışmaktır bu yolsuzluk budur. İşte evet. o yüzden insanlar öldüler evet. ee, yolsuzluk yüzünden. Şimdi, buradan, Şimdi burada doğru kutuplaşma hırsızlarla hırsızlarla namuslar arasında olması lazım. Namuslar arasında olması lazım. İnşallah, inşallah Yani biz doğru bugünlere... kutuplaşma budur. Kutuplaşma istemiyoruz falan işte kutuplaşma tamam. hayır. Kutuplaşmayı Oradan alıp kimlik siyasetinden alıp doğru bir zemine taşıyacağız. Hırsızlığın olmadığı bir siyasal sistem kurmak lazım. Bak şimdi dediğin doğru iktidarın buna tepkisi ne oldu? Şimdi dedi ki ben Alevi'yim dedi. Bir video yayınladı. Hmm. Milyonlar izledi değil mi? Twitter'da işte 100, 100, 100 milyon mu dedi. Evet. Şimdi karşı taraf ne diyor? Vay dedi Bahçeli de Erdoğan da çıktı. Sen dedi memleketi bölüyor musun dedi ya. Kutuplaştırıyor musun dedi. Niye kimlik bak? siyaseti ya kimlik dedi, dedi ki Alevi nereden çıktı dedi şimdi Alevilik dedi. Hı. Ya Erdoğan 10 seçimdir belki. Ha bu söylesene kim olduğunu. Alevi olduğunu söylemeye utanıyorsun. Alevi olduğunu söylesene diye bastırıyordu. Hemen araya gireyim. Pat diye yedi, söyledi. 7 kez söyledi 2011. 22, De öyle mi? 7 kez. 7 kez. Alevi yedi olduğunu söyledi ya. Bak mi? 30 Nisan ile 18 Mayıs 2011 arasında tam 7 kez. Ne dedi? Biliyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu Alevilik kültürüye yetişmiş bir insandır. Alevidir. Yuh sesleri. Çek dedi. Yuhlatıyor. Yuhlatıyor. Evet. Hani Alevilik kültüründen gelen birisidir ya hani Alevilik vardır ya kendisinde yuh sesleri. Malum Alevilik kültüründendir bu Amasya mitinginde 5 Mayıs 2011. Ondan sonra Kahramanmaraş mitingi. Herhalde Abi. Alevi olduğuna göre bunu iyi bilir. Meydandakiler. Peki şimdi, uh. peki şimdi ben aleviyim deyince ne diyor? Nereden çıktı? Benden 74. diyorsun sen memleketi bölüyor musun? Bizim bak ben bugüne kadar. Çok bunu, ilginç. Sana bak, sorduk mu diyor ne ya, oldu bir şey? Hayır daha ötesine. Ben bugüne kadar bu meseleyi ağzıma aldın mı dedi ya. Bak, ya. diyor ki ben senin Alevi olduğunu bugüne kadar mesele ettim mi Ki, ya, Halbuki diyor. bu zaten bugüne kadar kimse inancını, mezhebini, <laughs> meşrini sordu mu? Sormadı. sordun kardeşim, <laughs> <Sordum> özür dilerim. <laughs> 8 Ağustos 2014'te Mide mitingde Cumhurbaşkanlığı bugüne kadar Alevi vatandaşımız Alevi olduğunu söylemediği için rahatsızdı. Sen de Alevisin, Kılıçdaroğlu'nun kastediyor. Çıkıp söyle, korkma. Ne söyledi? Ben de Sünniyim, Sünni olduğumu rahatça söylüyorum ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol, aldatıcılardan olma diyerek anayasa suçu işliyor. Anayasa madde 24, dini inancını açıklamaya kimse zorlanamaz. Çok açık. Anayasa suçu işliyor. İşledi. Hadi zorla da. Kılıçdaroğlu da kabul etti, çıktı, açıkladı, bir video çekti, ben Alevi'yim dedi. Ama ona, cevaben, niye... ona cevaben neye... yapmadı. Hayır tamam da şu anda yaptı. Niye peki karşı çıkıyor? Çünkü dediğin gibi onu kullanması var elinden gitti. Evet. Yani ben seni şimdi bir şeyle itham ettim, 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 ettim. Sen çıktın dedin ki ekranlarda, hmm. ya ben böyleyim dedi. E benim elimdeki sana haksız yere yaptığım suçlama düşer mi? Düşer. Şimdi meydanlarda bak bu bilmem nedir, Cumhurbaşkanı adayı ya, bu böyle diye alttan girecekti, Kılıçdaroğlu çıktı, ben Aleviyim, ne var bunun Onun işaretini zaten sec Bitti. seccade iftirasında verdi. Yani onu Tabii adını öyle. koymadan ima, ima, ima ediyor. Onu, Şimdi onu, ima onu edecek onu hal kalmadı. Kemal Eş... Bey. Şimdi Bursa'da ne diyecek? Kılıçdaroğlu biliyorsunuz o nereli onun mezhebi falan diyecek evet. hali kalmadı. Çünkü niye Kılıçdaroğlu ben bu ben Alevi'yim dedi. Elinden aldı. Terör meselesi. Bak Demirtaş meselesinde de. En haksızlık edilen bu Demirtaş'a. Hakikaten haksızlık edildi. Niye? 50 kişi öldürdü diye. Ya 50 kişi öldüren. Bak çıkardım geçenlerde 41 kişi o sırf Diyarbakır'da 600 kişi bu işte tutuklanmış. Tamam. Sırf Diyarbakır'da 41 kişi bu işten yargılandı ve hepsi ağır müebbet hapis aldılar. Ya o Yasin Börü başta hmm. olmak üzere o insanları öldüren herkesi mahkeme yakaladı. Hepsini yargıladılar ve uzun bir yargılan bak 16'sı beşer kez ağırlaştırmış müebbet. İkisi birer kez müebbet. Yaşı 18'den küçük olanlar 100'er, 10'er 10 yıl hapis cezasına çarptı. Yani 50 kişi öldürdüler diyor ya. Onlara karşılıklı bir çatışma oldu. Bak PKK tarafını tutan sempatizanları dedi Bir de karşı tarafta Hizbullah sempatizanları vardı. Birbirine düşürüldü, girdiler. Hmm. Ve onun mahkemeleri oldu. Şimdi Demirtaş'a diyor ki bak onu çıkaracaklar. Ya bu ülkede hukuk var diyor. Ben hmm. de diyorum ki bu ülkede hukuk varsa eğer, ya ya bu Demirtaş'ın Osman Kavala'nın içeride olmaması lazım. Çünkü sen hukuk diyorsan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki haksız yere sen bunları tutuklu tutuklu bunlar mahkum değil. Tutuklu olarak 6-7 sene tutuyorsun diyor. Nerede diyor? Bırakman lazım. Bırak öyle yargılar diyor. Sen onu uygulamıyorsun. Kılıçdaroğlu diyor ki biz gelirsek hukuku uygulayacağız diyor. Dönüp diyor ki bak Bak bırakacak. Ne var? Bu ülkede hukuk var diyor. E hukuk var dediği zaman şeyden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ya sen haksız yere bizim anayasa mahkemesinin kararı var. Yerel hakim uygulamıyor. Niye? Yerel hakim çünkü Erdoğan'dan talimat aldığı için ben bu işi uygulamam diyor. O zaman hukuk ne oluyor? O zaman benim hukukum. Aa onu uygulamam diyor. Sen nasıl bana karışıyorsun diyor. E, o uyguladığın kişiye de diyorsun ki sen Nasıl son, şey yaparsın? Son son ha? cümle. Yani bize, demek istediğim edelim, her şeyi her şeyi kendine yontan bir iktidarla karşı karşıyayız. Dediğin gibi sadece insanların duygularına hitap ediyor. LGBT ve terörle korkutuyor. Korkmamak lazım. Böyle bir şey yok. Olmayan şeyle. Evet. İyi akşamlar sevgili Halk TV izleyicileri. Önümüzdeki çarşamba saat 20'de biz yine buradayız. Birlikte olmak dileğiyle. Hepinize iyi akşamlar.